Tabii şimdi şöyle söyleyeyim, esasında bu 5 yıllık bir evlilik, bir süreli bir evlilik, belki kelime doğru değil ama franchise sözleşmesi biz artık evlenme, nişanlık gibi görüyoruz. Ondan sonra esas süreç başlıyor. Bedelini ödemek ve franchise anlaşmasını yaptıktan sonra gerçekten bir eğitim dönemi başlıyor. Mesela bizim kariyera dediğimiz bir haftalık, ki şu anda 2 haftaya çıkartmayı planladığımız bir gayrimenkul danışman eğitimi var. Yine 1 haftalık broker eğitimimiz var. Bunların yanında saha eğitimleri var. Bunlar hepsi teorik ve kapalı eğitimler. Ofis içindeki eğitimler. Ama bunlar yetmiyor. Şimdi yeni bir şey düşünüyoruz. Girişimcilerimize belki kendilerinde, bazılarında eksik olan bir girişimcilik ruhunu iyice depreştirmek, geliştirmek, belki fark etmedikleri bazı farkındalıklarını ortaya çıkartmak için girişimcilik eğitimleri. Mesela ofis aldıktan sonra tamam, sen girişimcisin. Evet, güzel ama gel bir de bunu biz psikolojik tesisatı sana ya destek olaraktan senin girişimcilik ruhunu, çünkü girişimci insan gelir, ben bir ofis açmak istiyorum der, franchise alır. Bu girişimcilik ruhunu geliştirelim. Bazı şeyler bastırılmıştır insanda. Bazı eksikler olabilir. Artık nişanlandık diyorum ya, evliliğe doğru gidiyoruz. 5 yıllık bir sürecimiz var. Maksimum performans, broker'dan alınacak maksimum performans, hem onun bundan sonraki hayatında, gelir hayatında, iş hayatında, özel hayatında, hem de bizim beraberliğimize, ortak kazancımıza tesir edecek. Dolayısıyla bir de böyle bir şey kurmak istiyoruz. Bu başka markalarda yok. Başka markalarda belki tamam, imzaladın, bedelini ödedin, artık sen bizim franchiser mısın, girişimci misin, eğitimlere katıl, buyur yoluna. Bizde ise tam tersi, biz her ay ofise mutlaka gideriz. Mutlaka bir arkadaşımız her ay en az ziyaret eder. Ben en geç 3 ayda bir mutlaka ofislere gitmeye gayret ediyorum. Çünkü bunlar iletişim işi. Yani birbirimizin gözüne bakmalıyız. Böyle uzaktan mailleşerekten, yazışaraktan veya fatura göndererekten sen benim franchise'ımsın demek modası geçti. Era'nın farkları bunlar. Bunu Türkiye'de uygulayan da bir başka marka yok. Bizim aramızdaki bu iletişim gücünü uygulayan başka marka yok.